Yeni haftayla birlikte altın fiyatları da belli oldu. Geçtiğimiz haftayı 800 lirayla kapatan altın, yeni haftaya aynı seviyede başladı. Sarraf İhsan Gülderdi ise altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz haftayı 800 lirayla kapatan altın, yeni haftada da aynı seviyeden işlem görüyor. Altın fiyatlarını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, Cuma günü kapanışla birlikte altın fiyatı 800 liraydı. Bugün itibariyle de yeni haftaya altının has fiyatı 800 liradan başlangıç yaptı. Şu an çeyrek altın 1330, yarım altın 2650 ve 22 ayar altının fiyatı ise 776 liradan alıcısını buluyor. Şu anda benim gördüğüm altın kademe kademe yükseliyor. Herhangi bir düzeltme yapılmadı. Altın, Cumhurbaşkanımızın müdahalesinden sonra %35'lik bir düşüş yaşamıştı. Bundan sonra da fiyatlar kademeli olarak yükselmeye devam ediyor. Her gün altının kilogramı ortalama 3000 lira yükseliyor. Bunun da ana nedeni dövizin yükselmesi. Döviz düşmüştü, artması ile birlikte altın da yükseldi. Tahminimce artış birkaç ay daha bu seyirde devam edecek diye konuştu. Cuma günü kapanışla birlikte altın fiyatı 800 liraydı. Pazartesi itibariyle de yine has fiyatı 800 liradan başlangıç yaptı. Çeyrek altın fiyatı 1330 lira, yarım altın fiyatı 2620 lira, gramsa ise 13300 liradan şu anda alıcısını buluyor. 22 ayar altının fiyatı ise şu anda 776 liradan müşterilerin beğenisine sunuluyor. Şu an benim gördüğüm kademe kademe yükseliyor. Herhangi bir düzeltme yapmadı. Cumhurbaşkanımızın mevduat hesaplarıyla birlikte müdahale etmesinden sonra %35'lik bir düşüş yaşamıştı. Bundan sonra da fiyatlar kademeli yükselmeye devam ediyor. Her gün aşağı yukarı 2000-3000 TL civarında, yani kilogramında altın fiyatı yükseliyor. Gramında da 2 lira, 3 lira gibi yükselişlerine devam ediyor. Bunun da ana nedeni dövizin yükselişi. Dolar bildiğiniz üzere 11'e kadar düşmüştü. Şu anda 13.75 seviyesinde. Euro ise 15.50'ye kadar yükseldi. Tahmin ediyorum birkaç ay daha bu yükseliş devam edecek öngörüyorum. Şu an iki haftadır bir belirsizlik var açıkçası. Önceden alış ve satış olabiliyordu ama belirsizliğin süre gelmesi alışı ve satışı durdurdu diyebiliriz. Tabii bundan 3 ay öncesinde altın yıl sonunda 600'ü görür mü diyorduk. 1100 lirayı gördü. Altının huyu böyledir. Bir sene sakin seyrini sürdürürken bir gece bir sabah bir bakarsınız ki iki katına çıkmış olarak görebilirsiniz. Altının dolar ve ons cinsinden değişkenliğini etkileyen faktörler vardır. Yani günümüz Türkiye'sinde de %10'luk %20'lik artışın veya düşüşün olduğu zamanlar biliyoruz. Altın tekrar gördüğü rakamı tabii ki hiçbir zaman unutmaz. Bu fiyatı da çok rahat bir şekilde geçeceğini öngörüyorum. Vatandaşlarımızın yatırım tavsiyesi olmadan döviz mi alalım, genelde altın mı alalım tarzında sorularla karşılaşıyoruz. Yani her zaman altın dövize karşı mantıklı bir yatırım aracı. Bozduracaklarını da acele etmemelerini tavsiye ediyorum açıkçası.